Bayağı çöl. Ve yanıyoruz. Yani değişik yaratık çıkacak mı diye bir bakıyorum da. Bu nasıl bir yaratık? Kafaya bak. Hayvanın kafası, ejderhanın tamamı kadar. Bu mesela var mı gerçek hayatta? Bak, bak. Ya oyunda daha doğrusu. Bildiğin sadece kafası ejderhanın kendisi kadar. Hani bu gerçekte oyunda var olup da böyle fosil olarak mı kalmış? Yoksa sadece görüntü olarak mı koymuşlar be? Şu taraflara bakmış mıydık? Bakalım. Ya şöyle bir gidelim. Çölü birazcık daha araştıracağım. Şurada Spino var. Spino da alabiliriz aslında. Şurada büyük VS dönüyor. Abi bunlar çok güçsüz ya. 720 canı var. Lan şey Raptor tek atıyor hayvana. Çok saçma bir şey. Bu kadar büyük bir yaratığın bu kadar güçsüz olması çok saçma. Şuraya çıkalım. Karnolar var. Ya şu karno oyundan kaldırabiliyor muyuz acaba? Nereye gitsem karno çıkıyor oğlum karşıma. Dikenli ejder. Şuraya. Kaplan. Hiç böyle dikkat çekici bir yaratık yok yani. Bomboş map. Dolaşıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. Şöyle doğru bir gidelim gene. Şöyle bakmadığımız taraflarına bir bakalım. Yine aynı yaratıktan. Raptorlar, raptorlar hep aynı şeyler. Oğlum farklı bir şey göster bana ya. Aynı yere mi geldik? Gene yok, başka iskelet. Şuradan şöyle devam edelim. Şu sandığı alalım. Boss fight'lara girebiliriz. Boss fight'lara girebiliriz. Ejderhalarla birlikte dalarız. Oyunu arkada açık bırakacağım. Ejderhaların bir canı fullensin. Şöyle boss fight'lara girelim. Nasıl yapılıyor bilmiyorum o boss fight'lar ama. Şuralardan ışınlanıyordu galiba. Bakalım o boss fight'lara. Burada ne var? Akrep makrep her zaman aynı. Aa akbaba var bak. Farklı bir yaratık mesela. Ama akbaba yani. Gergedan böceği. Yok. Farklı bir yaratık yok. Mesela şu iskeletlerin bir sahibinin olması lazım abi. Bu iskeletleri sen koyuyorsun dekor olarak. O iskeletler gerçekten bir yaratığa sahip olmalı. Yani bir yaratığın olması lazım bu çöl. Böyle çöl bir arazi yapmışsın. Burada böyle devasa büyük bir yaratığın olması lazım böyle. Ama yok. Bomboş çöl yani. Hiçbir şey yok burada. Ancak kemik koymuş. Kemikler kesmiyor bizi. Bu kemiklerin canlısını görmek istiyoruz. Şu terminale doğru bir gidelim. Terminale bir bakalım. Hiçbir alt yok burada. Aha. Titan çıktı. Mesela ben bu Titan'ı şöyle gelsem. Şöyle gel bakalım. Şununla şöyle tak diye vursam.
Yok abi, Titan böyle bayılmıyor. Titan nasıl bayıltabilir? Hasar yiyor mu? Bak bu Titan hasar yiyor mesela. Bu Titan'ı bu ejderha öldüremeyebilir ama 2-3 tane ejderhayla öldürebilirim. Ama öldürmek değil, bayıltmak istiyorum yani, evcilleştirmek istiyorum da nasıl evcilleşiyor acaba? Elektrikli şey bayıltmıyor Titan'ı. Elektrikli bayıltmıyorsun. Nasıl bayıltacağız bu Titan'ı? Evet, haritada da bakmadığımız yer kalmadı. Bütün her yeri incelemiş olduk. Hiçbir alt yok. O T-Rex'e benzeyen yaratıklardan da yok ya. Karno var abi. Full karno var ya. Karno görmekten midem bulandı, yemin ediyorum bak. Tiplere bak, hep aynı yaratıklar. Şimdi burası terminal. Mesela bu terminale geldik. Mermisini bir yenileyelim. Ne olur ne olmaz. Tek eşyalarını diğer birçok eşyayı oluşturmak için malzeme ve planlarla birlikte buraya yerleştirin. Çalıştırmak için elemente kullanmak için tek engrama ihtiyacım var. Element 100 tane istiyor. Kristal 600 tane istiyor. 5000 tane metal külçe. 800 tane polimer, 150 tane siyah inci. Bunların hepsi imkansız şeyler. Avcının eseri, devin eseri, dokunulmazın eseri. Bak, bir tane ben eser bulmuştum galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu eserleri nereden buluyoruz? Firetown'un çeşitli bölgelerinden büyük ihtimalle. Burada mesela deri var, omurga falan var. O zaman bizim av yapmamız da lazım ayrıyetten. Mesela şu dokunmaçtan bende vardı. Argentavis pençesi de bende var. Kaç tane var bilmiyorum. Yağ diyor. Ondan da vardı azıcık bir şey. Bir tane eser bulmuştum ayrıyetten. Onun dışında bir şey yok. Ya bizim bol bol av yapmamız lazım. Bu öyle bir mevzu. Gördüğümüz bütün her şeyi yok edeceğiz kısacası. Ayrıyetten bir de demir toplayıp demir eritmemiz lazım. Ayrıyetten bir de inci lazım. Polimer falan kolay iş. Bizim bol keseden av yapmamız lazım. Mesela şu bataklık bölgesine gidip ne yapacağız? Şey yapacağız. O adını unuttum. Timsaha benzeyen yaratıktan avlayacağız. Onun dışında kutuplara falan gidip Argentavis avlayacağız. Mesela bak, bir tane omurga çıktı bundan. Böyle böyle av yapacağız. Biraz uzun sürer ama böyle. Ondan sonra herhalde bossların yerine gidebiliyoruz. Şunu mesela indirelim. Tabi bu ejderha ile birazcık zor bir şey. Tır sanki pezevenk. Dönmüyor ki anasını satayım. Vuracağım, vuramıyorum. Griffin'i alacağım. Net bir şekilde Griffin'i alacağım. Griffin'le birlikte biz bu işi halledeceğiz. Başka türlü olmaz çünkü bu. Şimdi ne yapalım? Eve mi gitsek, ne yapsak? Yapacak bir şey yok. Mermi falan üretelim, bir hazırlık yapalım. Ufaktan da bir hazırlık yapalım.
Demir lazım bol keteden. Ya da aslında ne yapacağız biliyor musun? Hileyle alacağım bu itemların hepsini. Ne istiyorsa. Terminale koyacağım hileden. Direkt boss'a gideceğim. Ben boss fight'i istiyorum bir miktar. Hileden direkt hiç uğraşmadan şey yapalım. Yapabiliriz. Ama bilmiyorum ya. O kadar da fazla hile yapmaya gerek var mı? Bence var abi. Yani böyle boktan bir oyunda bence hile yapmalıyız. Şimdi evime döneyim. Mermi basmaya başlayalım. Ondan sonra kapanışı yapalım abi. Yeter. Sıkıldım. Boss terminallerinde hileyle girip boss fight'a atacağım. Kaç tane geliyor? 3 tane geliyor. Lan 3 tane değil, bir tane gelmesi lazım ya. Gel şimdi. Bir tane buz ejderimiz olsun. 15 level. Tekte bayılacağım şimdi. İzle. Tamam. Bir tane de buz ejderimiz olsun. Yakışır bize. Ejderhaların yuvasını basacağım ayrıca. Öyle de bir fantezi yapacağım. Bu ejderhaların bir tane yuvası vardı ya, hayvan gibi bir yuva. Bu yaratık sadece uyanıkken mevcilleştirebilirim. O nasıl oluyor abi? Ölüyorum bu arada. Hipotermiden ölüyorum. Ölme, ölme. Lütfen ölme. Yok abi, öleceğim. Ya bu giysiler zaten boşuna var abi. Ben anlamadım. Bu hipotermi muhabbetini gerçekten anlamadım. Ya bu giysileri ben götüme mi sokacağım? Bunlar ne işe yarıyor abi? Hipotermiden niye ben ölüyorum ya? Ölme. Ölme, şuna bakacağım. Ölme. Abi direkt bu saldırıyor. Ben bunu nasıl evcilleştireceğim? Mal mısın oyun? Öldüm. Tam şu şeyin haritanın ortasındayız. Ya o giysiler ne işe yarıyor? Yani çok saçma. Soğuktan koruması için soğuk giysi giyiyorsun. Abi giysi soğuktan korumuyor. Hayvanı bayılttım. Hayvan diyor ki uyanıkken evcilleştirebilirsin. Uyandı, öldürdü direkt beni. Ağzıma sıçtı. Nerede öldüm ben? Oo, mekana bak. Bunların hepsi buz ejderi. Farklı bir şey yok. Oo, oğlum. Map'teki 5000 tane yaratık varsa 4000 tanesi zaten ejderha bu arada. O yüzden de yaratık çeşitliliği yok galiba. Niye bu kadar çok ejderha var lan? Benim ejderim nerede? Burada. Abi ben bunu nasıl evcilleştirebiliyorum? Bu beni gördüğü yerde saldırıyor. Ben bunu nasıl evcilleştireceğim? Lan gitti, benim ejderim buldu. Abel. Lan bizimki bunu öldürsün de. Evcilleşmiyor mu acaba? O da olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Gel bakayım. Gene ölüyorum hipotermiden. Neyse, ben evime döneyim abi hızlıca.
Anlamadım. Nasıl evcilleşiyor şu arada anlamadım. Yani yemek vermeye çalışıyorum da hayvan gördüğü gibi vuruyor bana. Of, son anda çıktım var ya bak. Bağır veriyorum, son anda çıktım. Bizim ev şuradaydı galiba. Öleceğim ama gene. Elli canım var. Harbiden son anda çıktım. Üç tane ejderhamız var. Bu ejderhaları bir canlarını fullesin. Ben bu oyunu açık bırakacağım gene arkada. Bak bir tane boynuz çıkmış mesela. Bu ejderhalar canlarını fullesin. Griffin de fullesin. Hepsini birden alıp basacağım abi. Ejderhaların mekanını basacağım. Şimdi gel buraya. Mermilerden bir üretelim. Silah, cephane. Bir şunu yazdık. Bu bir, iki. Şimdi tabanca mermisi fazla silah var. Keskin nişancı mermisi metal istiyor. Bir metal alalım. Burada vardı galiba. Çok da fazla kalmamış metal. Komple bir bırakayım mı? Yok, dur komple bırakma. Çarşöp de var. Şu çarşöpü bir at. Koruyucu tuz, kum. Kil. Bunlar nereden çıktı acaba? Ham tuz. İpek çıkmış. Tamam, şunları şöyle attım. Gereksiz bunlar. Şimdi şunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Diğerleri kalsın üstünde. Geldik. Tabanca mermisi çok var. Taramalı mermisi yapacağım birazcık. Birazcık da şu keskin nişancıdan. Çok fazla değil. Bu kadar yeter. Tamam. Gelişmiş tüfek mermisi. Doğru değil mi? Tüfek mermisi. Bundan 100 tane yap. Şöyle yap. Full yap bundan hatta. 100 tane falan değil. Komple yap. Roket falan geç. Gerek yok. Şey yapacağım. Şu demirleri bir alayım. Bu demir niye kapanmış bu makine? Hiçbir fikrim yok. Uğraşamayacağım. Dönüyorum. 1800 tane demirimiz var. Hemen şöyle takviyeyi çekelim. Pompalı mermisi lazımdı. Basit mermiyi falan bir alayım. Bir pompalı mermisi yapacağım. Pompalı mermisini yaptıktan sonra diğer mermiyi yapalım. Buna lan. Üretim değil. Ne? Silah. Cephane. Basit mermi. Pompalı mermisi için. 3 tane basit mermi. Barut ve metal külçe. Barut, basit mermi, metal külçeyi bıraktım. Kaç tane yapıyor? 86 tane. Şöyle 100 tane daha yapacağım. Bir 100-200 tane pompalı yapalım. 285 tane tabancam var. 100 tane nişancı var. Geriye kalanını full taramalıya basacağım. Taramalı en iyisi. En çok işime o yarayacak. Hatta bu kadar pompalı mermisi bile yeter bak. Şunu komple yap. 70-80 tane pompalı mermisi olacak. Gayet yeterli bence.
Geriye kalanını full taramalıya basacağım. Ya da nizamlı da yapabiliriz. Şöyle yapalım bak, daha mantıklı olur. Böyle yarı yarıya böl. Bunu böyle koy. Şunu da şöyle koy. Şimdi buradan gel. Oo, bir dakika dur. Çok istiyormuş lan. Tamam, 50 tane üret bundan. 60 tane, 50 tane üret. Gel buraya. Barut çok istiyormuş. Buna şimdi geldik. Cephane. Gelişmiş tüfek mermisi abi. Üret ne kadar üretebiliyorsan. Bence gayet eşit bir miktar mermimiz olmuş oldu. Bu yeterli olur. Bak 16 tane mesela şundan var. 40 tane megalodon dişi var. 4 tane beyin var. Bunlar istediği şeyler. Bunları işte av yaptıkça yakalıyoruz da. Av yapmakla pek uğraşamayacağım açıkçası. Hileden ben bunları toplayıp direkt boss fight'a gideceğim. Bir sonraki bölümde artık bakacağız ona. Ne yapacağımı bakarım. Pompalı tüfek mermisi yapalım şimdi hızlıca. Kaç tane yapıyor? 76 tane. Tamam, gayet yeterli bence. Bence gayet yeterli. Şu zırhları da bir tahmin edelim. Üstümde var mı? Bu zırhlar niye bu kadar çabuk kırılıyor onu da anlamadım. Silahların sağlamlığı falan yerinde. Oo, burada da metal varmış lan. 2000 küsur tane. Bu şimdi çalışmıyor değil mi bak? Elektrik bağlı değil diyor. Zaten ben bu kabloyu buna bak buna takmadım, götüme soktum. Aptal bir oyun ya. Salla gitsin, hiç uğraşamayacağım onu yapmakla. Şuradan şöyle mermileri alıyorum. Başka mermi var mı? Galiba yok. Tamam, zırhları aldım. Kazmayı aldım. Mermileri aldım. Şu hiçbir alta yaramayan aptal zırhları giyelim. Yemeğimizi yiyelim. Şu silahların cephanelerini fullleyelim. Eksik bu arada. Pompalda nasıl 127 tane mermi var lan? O ses neydi lan? Aa, lazeri yanmaya başladı bak. Az önce nasıl yaktım ben bunun lazerini? Reload tuşuna 50 kere basınca yanıyor. Çok saçma bir şey. Neyse, yanık kalsın. Ya bunun feneri de böyle etkinleşiyor. Buna dürbün değil, fener takmıştım. Doğru. Bak, feneri açıp kapatıyorum. Başka ne var? Tabancamız var. Tabancanın mermisi full.
400 tane taramalı, 150 tane pompalı, 100 tane keskin nişancı, 130 tane bayıltıcı, 300 tane de tabanca mermimiz var. Mermi durumumuz bence gayet güzel. Bence gayet iyiyiz. Tam bu noktada noktalayabiliriz. Tam bu durumda noktalayabiliriz. Açık bırakacağım bu oyunu. Bu ejderhaların camları fullensin. Bir sonraki bölüm artık duruma göre boss fight yaparız. Ama çok yavaş yenileniyor. Yani harbiden şuna bak. Her saniyede 2 yenileniyor desek, of, bunların canlarının fullenmesi için 5 yıl beklemem lazım herhalde. Neyse. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.